Merhabalar. Ailenizin ve ailemizin kanalı Kapadokya'yı bize hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün kış armudumuzun bulunmuş olduğu tarlamıza geldik. Kış armudumuzun son durumu ne? Ona bakmak istedik bugün. Tarlamızda bir tane kış armudumuz var bizim. Bu armudumuza fazla değmiyoruz. Sadece güz döneminde bir dibini çapa motoruyla çapalayıp kökün etrafını oluklandırıyoruz. Ağacımıza yılda iki kez su vermekteyiz. Bu armudun özelliği adından da anlaşılabileceği gibi kış ayında toplanıyor. Armudumuz kış meyvesi. Biz armudumuzun toplama işlemini Eylül ayının 15'inden sonra yapmaya başlayacağız. Armutları toplarken armutları saplarıyla birlikte toplayacağız. Saplarını kırmamaya dikkat edeceğiz. Toplama işlemini bitirdikten sonra saplarından armutlarımızı iple bağlayacağız. İp salkımında ortalama 15 ila 20 civarında armut olacak. Bu armutların muhafazasını biz kaya ambarlarda yapacağız. Kaya ambarımız tamamıyla doğal soğuk hava deposu. Bu armut soğuk hava depomuzda yaklaşık bir kış boyunca durabilmekte, dayanıklı bir armut. Şayet bu armudu soğukta saklamazsanız armut çok çabuk geçebilir, çürüyebilir. O yüzden sizler de soğuk hava deponuz yoksa soğuk yerlerde muhafaza etmenizi tavsiye ederim. Armudumuzun kumsu bir yapısı var. Siz de görüyorsunuzdur. Artık yavaş yavaş armutlarımız olmaya başladı. Üzerleri hafifçe kızarıyor. Tam manasıyla 15 Eylül'den itibaren armutlarımızın toplama işlemini yapacağız. Bu sene armut rekoltemiz oldukça yüksek. Çok şükür ağacımızda açan çiçeklerin çoğu meyvesini verdi. Armut ağacımızın dalları kırılma derecesine geldi. Demiş olduğumuz gibi ağacımızı yılda iki kez sulamaktayız. Sularken de yılda iki kez diplerine çok aşırı olmayacak şekilde güvercin gübresi vermekteyiz. Bunun dışında böceklere karşı etkili kendimizin hazırlamış olduğu doğal ısırgan otu gübremiz var. Bir çiçek zamanı, bir de meyvenin olgunlaşma aşamasında yılda iki kez bu gübreyi de vermekteyiz. Bu bilgiyle birlikte paylaşımımın sonuna gelmiş bulunmaktayım. Paylaşım hakkında aklınıza takılan sorular olursa paylaşım altındaki yorumlar kısmına sorularınızı bırakabilirsiniz. Sorularınıza en kısa süre içerisinde yanıt vermeye çalışırım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka paylaşımda görüşünceye dek hoş kalın, hoşça kalın.